Recep Bey bakalım ne düşünüyor bu konuyla ilgili. Ya Hande Hanım, Esat'la görüşürsek ne olur, görüşmezsek ne olur? Görüşürsek yani, hangi sorunlar çözülür? Ben 11 yıldır yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum. Esat'la görüşmek gerekiyor. Esat'la savaşmak doğru bir iş değildi. Arap Baharı'nın peşinden gitmek doğru değildi. Yeni Osmanlı hayali kurmak doğru değildi. İhvanı büyütmek doğru değildi. Bunların hepsi Türkiye'ye... E ortak şimdi Türkiye, işte o hayalleri Türkiye, kuran Türkiye, arkadaş Türkiye'ye, altılı masanın şimdi dış politika ya şimdi, projeksiyonunu yani, bakın, yapıyor. Yani ya Hande Hanım, bütün şey şu bakın. Dış politikada, Türkiye'deki politikalar da Türkiye halkı için 86 milyon için deneme yanılma olamaz. Yani bir iktidar koca bir ülkeyi deneme yanılma tahtasına çeviremez. Şunu söylenmesi lazım. Evet ya, bu politikamız yanlıştı. Biz başa dönüyoruz. Şimdi neredeyse Suriye işinden bile bir kahramanlık gezi çıkarmaya çalışıyorlar. Peki, zaten kahramanlık. Yöntem, yöntem ve taktikler zaten. Çalışmıyoruz, kahramanlık çıktı. Bakın yöntem ve şey şudur. Şimdi 11 yıldır muhalefet ne diyordu? Bu politika yanlış kardeşim. Bakın bu bir bataklıktır. Bataklığa Türkiye girer ve kaybeder. Ya bir saniye Yaşar Bey ya. Ya hiçbir teziniz yok. Hiçbir tez. Yani şunu kabul edin ya. AKP'nin AKP refleksleri şunun üzerinde kuruluyor. Kendi hatasını asla kabul etmeyen, faturayı hep başkasına çıkaran. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na çıkarmaya çalışıyorlar ya. Ya 2002'den bu yana bu ülkeyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Yanıldık da, aldatıldık da, yok başkası yaptığıyla izah edebilecek bir politikat yok. Birincisi bu hatanın net kabul edilmesi lazım. Evet, Türkiye'de mevcut iktidar çok ciddi bir hata yapmıştır. Bu hatanın sonucunda Türkiye bugün eğer 4 milyon civarında Suriyeli sığınmacıyla karşı karşıya kalmışsa bu politik hatanın sonucudur bu. İki, Türkiye çok ciddi bir ekonomik kayıp yaşamıştır. Üç, Türkiye çok ciddi bir biçimde bölgede gerçekten şehit vermiştir. Her şey bir yana İdlib'deki 34 şehidin hesabını soramayan bir Türkiye var. 34 Rusların öldürdüğünü hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. İsmini bile anmaya çekiniyoruz. Niye? Çünkü bölgede iki tane önemli aktör var. Birisi Rusya, birisi Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nin politik hattına takıldı. Şimdi bize anti-Amerikancılık öğretmeye çalışanlar, 2011'de Arap Baharı'nda anti-Amerikancılık diyenler Amerika'nın peşine takıldılar ve Türkiye'yi buraya götürdüler. Eğit donatları ben kurmadım. Eğit donatları ABD ile birlikte şey. ABD ile birlikte Türkiye'nin eğittiğini biliyoruz. ÖSO'yu ben şekillendirmedim. Biliyorsunuz söylüyor, Türkiye açıklıyor zaten Türkiye yani. Gizli kapaklı bir şey söylemeyin. Ben hiç bakın yorum yapmıyorum. Net şeyi söylüyorum. Zaten açık söylüyor bunu herkes. Saklamıyor ki kimse. Bakın bunların tümü Türkiye aleyhine olan işlerdi ve Türkiye'ye büyük zarar verdi. Bugün Türkiye bu politik hattını terk etmek durumunda. Terk etmenin de kriteri şudur. Hata yaptığını kabul edeceksin. Döneceksin. Büyük Orta Doğu projesi çöktü. Bu hayal çöktü. Ilımlı İslam projesi çöktü. Siyasal İslam çöktü. Bugün İhvan neredeydi? Mısır'da Sisi ile ilgili ne deniyordu? İstanbul bu işin merkeziydi. Müslüman kardeşlerin merkezini İstanbul'a taşımışlardı. ÖSO'yu İstanbul'a taşımışlardı. Suriye'ne bir hükümet diyorlardı. Şimdi Antep'e taşıdılar. Bunların hepsinin yanlış olduğunu bir kez daha gördük. Devlet şöyle bir yaklaşım içindedir. Demin Cumhuriyet dönemiyle ilgili atıfta bulundu ya, ben çok örnek veriyorum onu. Bize hep bir şey dayatıyorlar ve bunun doğru olduğunu söylüyorlar. Ya en kritik dönemde bu ülkede Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1934'te Balkan Paktı kurulduysa bizim bunu düşünmemiz lazım. Olabileceğini görmemiz lazım. Sadovat Paktı kurulduysa olabileceğini görmemiz lazım. Balkanlar muhalefet... ilk defa ana vatanı hissetmeye başladı. Bakın, 1930... O zaman değil, şimdi 34 nedir biliyor musunuz? 34 dediğiniz 12 yıl önce savaştığınız Yunanistan'la bu paktı kurmuşsunuz. Kim kurmuş? Mustafa Kemal Atatürk kurmuş. Sadovat Paktı 1937'de Avrupa faşizme doğru gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidiyor. Sen bu paktları kurabiliyorsun. Buradaki öngörü şuydu. Öngörüleri çöktü. Bu iktidarın öngörüleri yok. Bütün öngörüleri çöktü. Bölgeyle ilgili. Şimdi bunu görmeden, bunu konuşmadan olmaz. Şöyle genel geçer, yuvarlak laflarla da iş çözülmez. Ne? Türkiye temel insan hakları ihlallerine tavır almalıdır. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Suudi Arabistan. Yalnızca Cemal Kaşıkçı diye düşünmeyin. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da yakılması ve yok edilmesi olarak düşünmeyin. Ya o Suudi Arabistan'da demokrasi mi var? O Suudi Arabistan, Yemen'i bu hale getiren Suudi Arabistan değil mi? Niye bölgenin en çok silah alan ülkesi Suudi Arabistan? 2019'da 2021 arasında Orta Doğu dünyadaki silah ihracatının %35'ini almış. Birinci ülke kim? Suudi Arabistan. Yemen'in, Yemen'de çoluk çocuğu öldüren Suudi Arabistan değil mi? Husileri öldüren, çoluk çocuğu öldüren, Yemen'i bu hale getiren Suudi Arabistan değil mi? Şimdi bunu görmeyeceksin.
Sonra insan haklarından bahsedeceksin. Evet, insan haklarına tavır alalım. Yani Ömer El Beşar'ı Beşat Ömer Ömer El Beşat mıydı şeyin? Sudan. Sudan'ın. Ömer Şimdi o insan hakları mahkemesinde yargılanmış bir isme kardeşim diyeceksin. Sonra dün kardeşim dediği Esad'ı karşına alacaksın. Şimdi bunların hepsini bir politikat, bir politikat, bakın bir politikat olarak düşündüğümüzde AKP'nin öngörüleri yanlıştı. AKP Türkiye açısından yanlış bir politikat izledi. Bugün bu politikatları terk etmesi de çok net söyleyeyim, kendi inisiyatifiyle olmadı. Soçi'de Rusya Putin'le görüştükten sonra oldu. Şimdi hafızamızı o kadar kendimize hafızamıza da saygısızlık yapmayalım. Tahran görüşmesinde ne oldu? Tahran'da Erdoğan reisi ve Putin görüşmesinde yayınlanan bildirgeye bakın. Kişisel açıklamaları basının karşısında söylenenleri değil. Açıklamaya bakın. Açıklamadaki olsun, tavır neydi? Darbeden önce Genelkurmay başkanları Amerika'ya gitmeden Kuzey Irak'a giremiyordu. Müsaade edin. Şimdi girebiliyor. Ya, sıkıntı yok. Bakın, sıkıntı yok. Putin'le Suriye'de 250 bin muhalif cezaevinde. Ezberle olmaz. Suriye'de 250 bin muhalif cezaevinde. Ya Suriye'de 250 bin muhalif cezaevinde niye? Bunları tartışabiliriz. 4 milyon sığınmacı Türkiye'de. Bunun müsebbibi ne? Arap Bağı'nın arkasından yürümek. Bunun müsebbibi yeni Osmanlı hayalinin olabileceğini düşünmek. 2022 dünyasında yayılmacı bir politika olmaz. Küçük Enver diyordunuz Davutoğlu'na, şimdi aldınız ortak oldunuz. Şimdi bakın bu yanlış politikalar, bizi şöyle bir noktaya doğru taşır. Peki şu açıklamayı bir okuyayım, değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii. Lavrov'un açıklaması. Evet. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri harekat yapmasının kabul edilemez olacağını belirtti. Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Miktat'ta bir basın toplantısı düzenledi Lavrov ve Suriye'de askeri hamlelerin tırmandırılması kabul edilemez olur dedi. Lavrov, Rusya ve Suriye'nin yeni bir askeri harekatı önlemek için Türkiye ile müzakere yapmak istediklerini belirtti. Ne anlamamız gerekiyor burada? Ya buradaki şey şu, bakın Rusya'nın bu noktada iki hamlesi var. Yani Türkiye'nin Kuzey Suriye'de operasyon yapmasının koşulu ABD ve Rusya'nın bu sürecin içinde olmasıyla ilgili bir şey. Bu Lavrov'un açıklaması bunu gösteriyor. Tahran bildirgesi bunu gösteriyor. Ve Rusya şu anda Türkiye açısından ekonomik hamlelerini de dikkate alırsak, Rusya şu anda ciddi bir ekonomik ambargo içinde. Türkiye'yi de bu noktada işte, yani bir takım önerileri yan yana sıraladığımızda, Soçi görüşmelerinin arka planına baktığımızda Rusya'nın Türkiye'yi böyle bir sürece doğru ittiği ortada. Oysa olması gereken bu. Yani yıllardır ve yıllardır Türkiye'de birçok gazeteci, Türkiye'de birçok yazar, birçok aydın, Türkiye muhalefet, Türkiye'de CHP diyelim ki, hiç genellemeyeyim de, yıllardır bunu söylüyordu. Şimdi eğer Türkiye'nin çıkarları ise, Türkiye'nin çıkarları Türkiye'nin ekonomik güçsüzleşmesi değildir. 4 milyon sığınmacı değildir. Bugün Türkiye'de iki temel sorun var. Bunlardan bir tanesi, bütün araştırmalar onu gösteriyor. Bir tanesi ekonomik kriz, enflasyon, hayat pahalılığı diye sıralayabiliriz, işsizlik. Diğeri bütün araştırmalarda sığınmacılar sorununun ikinci temel sorun olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun müsebbibi kim? Ya bunun bir sorumlusu olması lazım. Bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bu sorumluluk Türkiye'yi buraya getirdi. Buradan dönmek doğru mu? Buradan dönmek doğru. O yüzden muhalefet haklı. Bir kere muhalefetin aklının teslim edilmesi lazım. Muhalefet diyor ki bölgede, bölge ülkeleriyle birlikte, yani kim bölge ülkeleri? Suriye. Kim bölge ülkeleri? İran. Kim bölge ülkesi? Irak. Bugün bu alanı daha da genişletmek lazım. Mısır, İsrail, o anlamıyla Körfez ülkelerinin de içine dahil olduğu bir politik hatta ihtiyaç var.